Sayın Meclis Başkanım, çok değerli Cumhurbaşkanı Yardımcım, siyasi partilerin çok kıymetli genel başkanları, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bu akşamki bu güzel toplantısında Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun şahsında tüm yönetim kurulunu ve Türkiye'deki tüm odalardan buraya teşrif etmiş, başkentimizi onurlandırmış olan çok değerli başkanları, yöneticileri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün diğer muhalefet partilerinin sayın genel başkanları usul ekonomisi, zaman ekonomisi açısından sözü bana bıraktılar. Ben de o sorumlulukla bir konuşma yapmak durumundayım. Öncelikle aslında bu yemekten önce bir hoş geldiniz konuşması yeter. Siyasilerin konuşmasına gerek yok. Siyasilerin konuşacağı yer gündüzki program. Ancak 31 Mart'tan önceki Türkiye'nin şartlarında tüm siyasi partilerin genel başkanları maalesef genel kurula aynı anda davet edilemiyorlardı. Bu noktaya nasıl geldik, onu tartışmak bugünün işi değil. Ama 31 Mart'ın mesajı normalleşmedir. Normalleşmenin gereği el sıkışmaktır. Son seçimlerin birinci partisinin genel başkanıyla ikinci partisinin genel başkanı ya da son genel seçimlerin birinci partisinin genel başkanıyla ana muhalefetin genel başkanının el sıkışmadığı, konuşmadığı bir süreci Türkiye geride bırakmalıdır. Bu salonlarda birlikte toplantılara katılabilmeli, nezaket ölçüleri ve siyaset sınırları içinde farklı da olsa fikirler bu kürsülerde dile getirilebilmelidir. O yüzden akşamın bu saatindeki bu kürsüyü normalleşme mesajından önceki alışkanlıklarla yapılmış son toplantı kabul ederek gelecek sene normal saatinde olmamız gereken yerde olacağımızı buradan sizlere müjdeliyorum. Seçimlerde Türkiye'nin %65'inin, ekonominin %80'inin, toplanan verginin %87'sinin bulunduğu yerlerde, yerel yönetimlerde sorumluluk almış başkanların genel başkanı, partinin genel başkanı olarak hem yerel yönetimlerle ilgili hem de ülkeyi şu anda yönetmekte olan iktidar partisiyle ilgili sizlerin, bizlerin, milletin beklentileri nelerse ona uygun şekilde hem müzakere etmek hem ana muhalefet sorumluluğuyla sorunları dile getirmek ve mücadele etmek, muhalefet etmek bizim görevimiz. Tabii bu salonda birkaç sıkıntıya parmak basıp müsaadelerinizi isteyeceğim. Bu ülkede asgari ücret alanlar için çok düşük, verenler için çok yüksek. Bu ülkede döviz kuru ihracatçı için çok düşük, vatandaş için çok yüksek. Bu noktaya nasıl böyle bir açmaza geldik diye sorarsak, satrançta bir oyuncunun ustalığı oyunun sonunda değil başında belli olur. Açılışı doğru yaparsanız, doğru hamlelerle ilerlerseniz kale vezir açmazına düşmezsiniz. Ya da şah kale açmazına düşüp kalenizi feda etmezsiniz. Ne yaparsınız? Doğru bir açılış yaptıysanız oyunun doğru anında doğru konumdasınız demektir. Türkiye bugün dünyanın yoksul ve ucuz iş gücü ülkeleriyle düşük asgari ücretle mücadele edemez. Bu ülkeye yazıktır. O yüzden açılışı ve hamleleri doğru yapmış olsak şu anda yüksek katma değerli üretim ve ihracatla alan için tatminkar, veren için de
uygun maliyetli bir asgari ücretimiz olabilirdi. İhracattaki döviz kuru açısından da durum farklı değildir. Enflasyonist bir ekonomide Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin son dönemdeki en büyük haklı uğraşlarından bir tanesi enflasyon muhasebesine itiraz olmuştur. Çünkü enflasyon muhasebesi mali tabloların düzeltilmesinden öte enflasyonun getirdiği yeni kıymeti kar gibi görüp vergileştirme sürecine girildiğinde büyük bir sıkıntı yaratacaktı. Buna her çıktığım kürsüde, her bulduğum mikrofonda İzmir Ticaret Odası'ndan başlayarak, İzmir Ticaret Borsası'ndan başlayarak itiraz ettim. Bugünkü erteleme pansuman olarak doğrudur ama enflasyon muhasebesinin peşin vergi üretmeyecek şekilde uygulamadan tüm dönemler için çıkarılması gerekmektedir. Bugün Türkiye yoğun bir şekilde anayasa tartışmalarının içinde tutulmaya çalışılıyor. Anayasa makro bir tartışmadır ve maalesef gündeme sis etkisi yapmaktadır. Anayasa tartışmalarının istihdam sorunlarını, üreticinin sorunlarını, krediye ulaşma sorununu, geçim sorununu, emeklilerin sorununu örtüp görünmez kılacak bir gündem sisi etkisi yapmasına tamamen karşıyız. Yeni anayasa yapılabilir mi? Şartlar olur ve olgunlaşırsa yapılır. Birinci şartı mevcut anayasaya tam uymaktır. Yeni bir elbise istemek için eskisine ne yaptığınıza bakarlar. Size dikilmiş bir kıyafeti hiç giymediyseniz yenisini talep edemezsiniz. Yenisini de giyeceksiniz, sizin üstünüze yaparlar. Anayasalar mucizevi kıyafetlerdir. Herkesin üstüne uyar. Onun için anayasa yapacaksak anayasayı her doğan için yapmak lazımdır. Her doğan için yapılan anayasa herkese uyar. O zaman bunun için aşkın zamanlı bir metin yaratmak için çok tartışmak, çok paylaşmak ama ilk başta ilk düğmeyi iliklemek için mevcut anayasaya tam uymak lazımdır. Mevcut anayasaya uymanın bir ikincil kazanımı hukuk devletine dönüş olacaktır. Bugün Türkiye'nin en yüksek iki tansiyonundan bir tanesi Sinan Ateş davası, bir diğeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıdır. Eğer hukuk devletine dönerseniz kimsenin fısır 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 bugün bu salondaki herkesin arasında ya ne oluyor, nasıl okumak lazım sorusuna cevap aramayız. Hukuk devleti varsa hukukçular vardır. Bizim adımıza, hepimiz adına gereğini yaparlar. Ben tüm hukukçulara yüksek yargının çok değerli başkanlarının varlığında tekrar hukuk devletine dönüş için kuvvetli bir anayasal bilinç, hukuka güven, hukukçuya güvenin sağlandığı bir Türkiye'de hep birlikte el sıkışmanın, hep birlikte kucaklaşmanın özlemini duyduğumuzu hatırlatıyor. Türkiye'nin en önemli kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinden bir tanesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 80. Genel Kurulu'nun üyelerine ve hepimize fayda getirecek sonuçlar üretmesini temenni ediyor. Bu sıcak ev sahipliği için başta yönetim kuruluna, sayın başkana ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.